Yani adamı görmedin ama o gece sen de burada az çok duydun. Bu 6-7 hafta zamanda ya ben dizimden bu koşunu yiyeceğim ya bu diyardan gideceğim. Ya gitsem ben şimdiye çoktan gitmiştim de işte seni bırakıp bir yere gidemiyorum ki. Rıza, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Yine düştüm bu evlilik batağına değil mi? Bir halt olmaz benden değil mi? Hayır. Ben zaten bu evlilik lafını duymak istemiyorum. Bu evlilik değil, bir formalite. Ama sen benim için dizinden vurulmayı göze alıyorsun. Bir balet değilsin, hayatını çok değiştirmez. Ama yine de diz dizdir. Önemli bir eklem. En önemlilerinden. Dirseği döver mesela. Tabii canım, bilek mesela. Dizin sadıcı bile olamaz be. Yalnız hep evlilik dünyasından referans vermezsek daha... Tabii, tabii. Rıza, ben seninle her tür varım. Harbiden. Yani balet olmadığın halde sen bunu göze alıyorsun ya. Nişanlı ol, formaliteden evli ol. Benim için hiç fark etmez. Ey Allah'ım ya. Bir tek endişem var. Mahalle baskısı. Tabii başı bağlı bir adamla birlikte olmak değil mi? Yok, kulağımı keserler mi diye. Çünkü yani sen bacaklarınla para kazanan bir balet olmasan da ben... kulaksız bir aktris olarak hani biraz acaba rol skalam daralır mı diye. Merak etme, senin saçını bile kesemezler. Tamam. Kafamı kurcalayan bir şey daha var. Nur Hayat'a karşı bir duygu kırıntım yok. Yok. Bu konuştuklarımızın çilekle bağlantısı. Ha. Ben sana durumu anlatırken çiçek verecektim. Sonra bu daha böyle ender bulunan bir şey diye Arnavutköy çileği senin kadar gibi böyle az bulunan, efendim güzel kokan, mevsimi geçtiği halde... Teşbihe kasma ama. Teşbihe kasma. Tamam. Bak mevsimi geçtiği halde düştün teşbihe kasarken. Şimdi ben alayım bu lafı ne yapayım? Şimdi ben mevsimi geçtiği halde lafını alayım nereye sokayım Rıza? Kasma. Neyse benim işim var. Kızdın değil mi? Yok oğlum, sizin halıları yıkıyorum ya. Çilek sepetim, ha? Niye yediniz benim kokulu çileklerimi? Bak kıracağım bacaklarınızı. Yemedik ya. Ayrıca annem meyve yediği ağzıma tıkıyor, sen bacaklarımı kırıyorsun. Yani böyle çelişki dolu çocuk terbiyesi olmaz. Her eyalette farklı kanun gibi. Anlamıyorsunuz evladım. Her yaz Arnavutköy çileğinden reçel yapıp konu komşuya dağıtırım. Abi bu sepet anca bize yeter. Öteki sepetten etrafa kavanoz kavanoz dağıtacaktım. Ya mahalleli bütün yaz bunu bekledi. Cihangir. Bütün yaz bunu bekledi. Aşk, meşk, para, tiyatro, dizi, parti, bodrum, çeşme bunları hiç takmadılar. Akılları, fikirleri senin reçeldeydi öyle mi? Benim belli bir şöhretim var. Bu da benim performans alanım ve bu alanda rakipsizim. Yok artık bu çileklerden. Yok. Geç buldum. Ve çabuk kaybettim. Annacım, annacım daha 4 kavanoz var. Versene şunu ya. Vermem oğlum. Aa, konu komşuya bile kalmadı. Anca bize yeter. İş yerine marketten al reçel. Benim sana teserimi yedirme ustaya, ameleye. Annacım, annacım bak benim kariyerim, mutluluğum, akıl sağlığım bu reçele bağlı. İstirham ediyorum. Sana bir küfe çilek alacağım. Çilek tarlası alacağım. Strawberry Fields alacağım. Beatles alacağım. Şurada terasta canlı konser verdireceğim. Versene şu kavanozu ya. Vermem oğlum. Aa, bu 5 kavanoz çok değerli. Devamı yok ki bunların. Nesli tükenmiş bir sanat gibi.
Ebru sanatı gibi. Ellerini sallaymış. Kaydı. Nazar çıktı, nazar. Hırsız var! Ne? Hiç. Niye ekşi suratlasın? Ya bu apartmanın duvarlarının rengini böyle bir hoşlanmadım şimdi ben ya. Bir kapanç mı renk bu ha? Ne bir şey. Merhaba. Ben reçel yaptım. Çilek reçeli. Arnavutköy çileğinden. Çok güzel kokulu. Bayağı iyi oldu galiba. Komşulara dağıtıyorum. Size de getirdim. Ne dedin sen? Ne yaptın sen? Uzayacaksa ben gideyim. Sonra gel sen. Kimin tahtında oturmaya çalışıyorsun sen? Kimin kavuğunu almaya çalışıyorsun? Ben daha yaşarken ve aktif olarak sahnedeyken. Uzayacak. Görüşürüz. Soruyu tekrar alabilir miyim? Yani şu an annem böyle istemeden jübile yapmış bir futbolcu gibi. Böyle sesini kaybetmiş bir Prima Madonna gibi. Zirvede bir sanatçı bir gecede aniden zirveden düşüyor. Yerini yeni yetme bir kıza bırakıyor. Öyle bir şey. Bu senin için komik mi Deniz? Yok, yeni yetme kız olarak geçmek hoşuma gitti. Peki ne yapsak Rıza ya? Ben nasıl affettirebilirim kendimi? Annenin başka hangi performans alanları var? Vallahi aslında ev salçası meşhurdur da. Hı. O da yıllardır datça domatesi bulamadığı için yani ona da küstü. Ben bulurum datça domatesi. İzmirliyim ben ya. Bizim bir tanıdığının ahbabının bahçesi var. Datça domatesi mi? Salça. Allah'ım yıllar sonra. Çok uzun zaman oldu. Yine yapabilir miyim ki? Daha iyisini yaparsınız. Ben bulacağım size datça domatesi. Yarın elinizde. Kaç kilo lazım? 3, 5, 50 kilo. Yarısı anca bize. Yarısı seyirciye, ay komşulara. 50 kilo. Ama tam 50 kilo olsun. Ona göre tuzunu, zeytinyağını ölçülü atacağım yavrum. Ay çalışmam lazım. Hatırlamam lazım. Buna hazır mıyım ki? Eski parlak günlerimdeki gibi olur mu acaba? Benim birkaç telefon etmem lazım. Datça domatesi, evet. Yarına kadar gönderebilirseniz gerçekten çok minnettar kalırım. Ben tabii çok gelmek isterim sizin domates toplama şenliklerinize, sizin bahçenize. Fakat orada konser olarak, yani şimdi ben normalde şarkı söyleyemediğim için 50 kilo. Anladım. O zaman yani hani denerim artık 3-4 şarkı elimden geldiği kadar. Türkü de söylerim, türkü de söylerim. Tabii türkü olur. Oryantal. Yani gerçekten çok zor benim için. Çünkü vücut yapısı olarak atletik olmam hasebiyle gerçekten oryantal zor yani. Datça domatesi ha? Hem de bu mevsimde. Mal iyi mal. Bahçeden direkt geliyor bize. Kaç kilo bulabiliyorsun? 10-15 kilo ayarlarız. Fiyat? Ha? Sadede gelelim. Kilo has datça domatesi efendim. Biz ancak sizin izninizi takip edebiliriz. Estağfurullah. Saygım ve hayranlığım büyük. Biz sizin eserlerinizle büyüdük. Onlardan feyiz alıyoruz. Ne kadar güzel. Tabii usta çırak ilişkisi. Sağ olun çocuğum. Bu domatesler tam 50 kilo değil mi? Tam tamına 50 kilo. Telefonda birkaç kere tarttırdım. Hassasiyetinizi biliyorum. Çok güzel. Çünkü tuzunu şeyini ona göre biliyorsun. Bir kilo eksik fazla tadı bozulur. Bilmez miyim? Bana güvenin. Evet. Sahne sizin. Yıldızınız parlasın. Oldu. Rıza. Arkadaşları içeri taşı. Kapıda kaldılar. On dört kilo değil mi? He.
Hayrını gör. Bereket versin abi. Allah Allah. Bu ne böyle ya? Ay. Ah, 50 kilo değil bu domatesler. Allah'ım neydi günahım? Mahsus yaptı. O saçaklı beni bitirmek için tuzak kurdu. Anneciğim oldu mu salça? Git buradan. Bunu görmemelisin. Bu benim eserim değil. Git buradan. Çok mu kötü oldu ya? Şap gibi ayol. Vıcık vıcık da yağ içinde. Ay yiyecek gibi değil. O denizin boyu devrilsin. Nerede o? Allah Allah. Balıklar çift karakterli ama. Bir de balık burcu kadını kadınların arasında en duygusal. İstediğin kadar kulliyi çevir. Asla benim yerimi alamayacaksın. Boşuna çabalama. Benim bir tarzım var. Şşş, bırak Şehmus. Ya hanım saçmalama. Gir içeri. Gençliğine de güvenme kızım. Yıllar çabuk geçer. Ben senin yaşında da bir numaraydım. Hala bir numarayım. Taklitler asıllarını yaşatır. Öz ve hakiki servet benim. Ya tamam gir içeri. Bak. Gir içeri. Allah Allah. Bırak. Gir şuraya. Allah Allah. Ya. Hayır servet benim. Hayır benim. Demeyin ona ne yiyorsunuz? Ay, olmadı ki o salça çocuğum. Bence gideri var. Ellaki ekmek arası gidiyor. Hayır ay şap gibi. Ay kıvamı da tutmadı. Şöhretime leke sürdüremem. 40-50 yaşına geldiğinizde benim salçamı böyle hatırlamanızı istemiyorum. Ben sizi bile hatırlamayacağım ki. Ya anne bu kavanozlar ne koymuşsun buraya işte? Canım ziyan olmasın fakir fıkaraya veririz diye. Ne bileyim. Bana verin ben de fakirim. İyi fikir. Ben eyleme götüreyim bunları. Vallahi ya. Allah Allah ya. Niye eyleme veriyorsun bütün salçayı? Biz onları komşulara dağıtacak. Gitti be. Bir eziği verirsin, salçaları verirsin. Zaten 3 gündür evlatlık aldık kızı. Oldu olacak. Evin tapusunu da üstüne yapalım. Pissin gitsin. İstemez. Sizin tuz ruhu gibi salçanıza kalmadım ben, tamam mı? Ben dedim. Fakat bu ses... Yatalı misafirliğin uzama sesi. Salçalar nereye verilecekti? Vermeyin bir yere. 3-5 gün daha buradayım nasıl olsa. Ben yerim. Seni salona taşıyayım mı bebeğim? O taşısın. Onun suçu. Kesinlikle benim şanslamdan değil bu abi. Ben ne yapıyorum daha her şey? Benim başıma geliyor ya. Kasıyorsun. Geriyorsun. Kasma. Gülistan, Gülistan. Serdeki nazar bitmez Gülistan. Sen güzel kalbini kabak çiçeği gibi açtıkça istismar eden çok olur Gülistan. Hem tatlı hem kütür muz gibi tatlı güzel sarışın Gülistan. Sen alemi ne sandın? Alem seni kandı. Gülistan. Aha türkü geliyor. Altta bağlama olaydı. Eydi. Gitarı getireyim mi gitarı? Hepinizin ağzını burnunda attırma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.